Unsurlarımız zaten bildiğiniz gibi uzun bir zamandan beri o bölgelerde yoğun şekilde görevlerini sürdürmekteydiler. İstanbul Boğazı'nın Sarıyer açıklarında yabancı cisim hareketliliği yaşandı. İstanbul Boğazı açıklarındaki bir gemiden mayın benzeri bir cisim görüldüğüne dair bir bilgi geldi arkadaşlarımıza. Cismin görüldüğü noktaya sualtı savunma timleri süratle gönderildi. Cismin eski tip mayın olduğu, patlayıcı ağırlığının ise 30 kilogram olduğu belirlendi. Süratli bir şekilde SAS'imiz bölgeye intikal ettirildi. Bu haberin alınması müteakip. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından da o cisim emniyetli bir şekilde bir bölgeye çekildi. Ekiplerin incelemesi sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı. Akar, eski tip olduğu belirlenen mayının etkisiz hale getirildiğini belirtti. İnceleme sonucunda eski bir mayın olduğu belirlenen söz konusu cisim SAS'imiz tarafından emniyeti bir şekilde iç sarra getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Görüşmelerimiz sürüyor. Onlarla koordinasyonumuz devam ediyor. Ayrıca Akar konuyla ilgili Rus ve Ukrayna makamlarıyla görüşüldüğünü de ifade etti. Deniz trafiğinin emniyetli bir şekilde sürdürülmesi için başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere sahil güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapılmakta, gerekli tedbirler alınmakta. Deniz kuvvetlerinin yaptığı çalışmalar sonrası İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı. Deniz trafiğinde şu an itibariyle herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil. Deniz kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları teyakküs halinde faaliyetlerini takip ediyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar.